Anne biz geldik. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yemek yaptın bakalım? Her zaman gittiğimiz restorandan sipariş verdim. En sevdiğin şeyleri söyledim. Umarım Asiye de seviyordur. Aç kalmasını istemem çünkü. Yok, hiç sıkıntı değil. Şimdiden ellerinize sağlık. Hadi o zaman, geçelim. Biz bir ellerimizi yıkayalım. Ben sana eşlik edeyim. Açmıyor. Bir şey oldu herhalde. Sadece yemek iptal diye mesaj attı bu çocuk. Aynen. Yemek iptal bağış. Aramaya gerek bile duymadı. Ay kızım bir işi çıkmıştır çocuğun. Allah Allah olabilir yani. Öyle mi diyorsun? Olabilir tabii. Bak senin gönlünü almak için böyle 40.000 tane takla at, mamurluk yapıyorsa bir saat içinde vazgeçer mi kızım? Saçmalama. Yani kesin bir işi çıktı bu çocuğun. Ayrıca senin şu güzelliğini görüp de ve hevesi kaçamaz kimsenin. Kaçamaz. Allah'ım ne kadar güzelsin. Ya keşke formamı çıkaracağım, yemek için başka bir şey giyeceğim diye tutturmasaydım anne ya. Buraya bıraktırınca vazgeçti işte. Acaba evi mi beğenmedi? Allah Allah. Nesi varmış evimizin? Gül gibi daire katı işte. Kızım arabamız var bizim, üstü açık. Kendi adımıza restoranımız var be. Allah Allah. Neyimizi beğenmiyormuş? Pardon da. Anne onlar çok zengin. Bak güzelim. Seni kendine yakıştırmış, yemeğe davet etmiş. Yani çok zengin, çok zengin. Ne yani? Bir tane okulları var, bir de kulüpleri yani. Tamam işte ya. Onlarla ilgili bir iş çıktı bu çocuğun kesin. Olabilir. Öyle mi diyorsun? Yahu evet. Yani bak bu zenginle böyle bir anda bir işleri çıkar. Meşguliyetlere de çok olur. Öyle değil mi? Ayrıca senin şu güzelliğini görüp de kimsenin hevesi kaçamaz. Korkma. Korkması gereken biri varsa o da benim. Benim korkmam lazım. Benim çok korkmam lazım. Allah'ım benim çok korkmam lazım. Allah'ım görüyorsun değil mi şu kızın güzelliğini? Bir tanem benim. Evet. Hadi gelin buyurun. Anne bu ne? İstakoz oğlum. Aa, istiridye de var. Karides de var. Böyle deniz ürünlerinden bir sofra hazırladım size. Asiye, sever misin sen de deniz ürünleri? Anneciğim iyi de biz bunları evde yemiyoruz ki. Anca böyle kulübe restorana gidince falan yiyoruz. Şimdi evde ne alaka anlamadım. Tamam Doruk ya, ben zaten o kadar aç değildim, boş ver. Gel bir tanem. Ne oldu oğlum? Asiye? Yoksa sen sevmiyor musun? Daha önce hiç yemedim Nebahat Hanım. O yüzden sorunuzun cevabını bilmiyorum. Bir tat bakalım. Beğenecek misin? Dur bir tanem. Ben senin yerini ayıklayayım. Biraz zor oluyor biliyor musun böyle kesmesi kırpması falan. Ne yapıyorsun oğlum? Çocuk gibi sen mi ayıklayacaksın? Koskoca kız yemeğini kendi yiyemiyor mu? Bir yerlere gittiğinizde böyle mi olacak? Koca koca insanların içinde çocuk yemeği ayıklar gibi sen mi ayıklayacaksın yemeklerini? Evet anne aynen. Aynen böyle olacak. Sürekli ben ayıklayacağım Asiye'nin yemeklerini, tamam? Thank you.
aranızdaki uçurumu sen de görebiliyorsun değil mi Asiye? Geldiğiniz yerleri bırak, yeme içme kültürünüz bile farklı. Gerçekten bu sebeple birbirimizden ayrılmak isteyeceğimizi mi düşündünüz? Bak kızım, ben senin bir ablan olarak seni önceden uyarıyorum. Doruk okuldan sonra, üniversiteden sonra benim sahip olduğum işlerin başına geçecek. İşi başından aşkın olacak. O böyle senin mıymıklığınla, yemeklerini ayıklamanla falan uğraşamayacak. Vakti olmayacak. İşte o zaman Doruk aranızdaki uçurumu fark edecek. Sıkılacak senden. Bak şimdi ayrılırsan daha az üzülürsün. Sonuçta bu işin bir sonu yok. Ben bunu net olarak görebiliyorum. Evet. Pizzamız da geldi. O ne oğlum? Ne pizzası bu? Anneciğim bu Asiye ile benim için. Sen hiç rahatını bozma, aynen ıstakozlarınla devam et. Aşkım sebzeli söyledim, sebzeli seviyordun değil mi? Evet, doğru hatırlamışsın. Teşekkür ederim. Al bakalım. Benim seninle ilgili bir şey unutmam mümkün mü ya? Ha? Anne, ben bu kızı ezbere biliyorum. Her şeyini, her hareketini. Aferin oğlum, aferin. Bilsen. Bir saniye. Alo Ömer. Nasıl yani? Şu an durumu nasıl? Hangi hastane Ömer? Tamam, geliyorum ben. Ne oluyor ya? Ne hastanesi? Sevgi teyze kalp krizi geçirmiş. Hemen Ömer'in yanına gitmem lazım benim Doruk. Ya, kusura bakmayın, böyle hızlıca kalkıyorum ama çok acil. Ben de geliyorum seninle. Anne, kaçtım ben. Şu mıymık kız oğlumu muma çevirmiş. Allah'ım, nasıl kurtulacağım ben bundan? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.